gibi. Bürokrasi olmuyor mu yani? Bürokrasi oldu. Tıkanıklı falan olmuyor mu? Olmuyor. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün spor yayıncılığı üzerine bir sohbet edeceğiz. Aslında birisi eski, ikisi hala olan çalışma arkadaşlarımla burada olmak. Sık sık ofiste yaptığımız sohbetlerden bir kısmını biraz daha düzenli ve sınırlı süre içinde biraz daha alçak sesle yapacağız. Bizim için bu açıdan keyifli bir sohbet olacak. Kutuplaşan spor dünyasında objektif yayıncılık üzerine konuşmaya başlayacağız. Burada değerli Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Özgür Buzbaş var. Sevgili meslektaşlarımla beraber bunun üzerine konuşacağız. Aslında konuşmaya başlarken güncelin çok dışında kalamayız ve spor yayıncılığının objektif olmasıyla ilgili de birçok şeyi barındıran bir son güncel olayla ne yazık ki Hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı saldırıyla biraz başlayabiliriz. Güntekin Onay, objektif yayıncılıkla alakalı bu olaya nereden bakmak lazım? Belki hakem değerlendirmesi, hakem eleştirileri, objektif bakabilmek buraya, bunun önemi üzerinden biraz bakabilir miyiz? Kutuplaşmanın temelinde bunun etkisi var mı sizce? Var. Şimdi burada son dönemlerde özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra bu kamplaşma ve kutuplaşma çok daha yukarı üst bir seviyeye ulaştı ne yazık ki. Objektif yayıncılık derken şunu söylemek istiyorum. Şimdi tarafsızlığı, dürüstlüğü, gerçeği, doğruluğu toplum talep edecek önce. Toplum bunları talep ettikten sonra zaten medya ve yayıncılar da halka istediklerini, duymak istediklerini değil, gerçekleri verecek. Ama gerçeği öncelikle toplum talep edecek. Bizde ne yazık ki, yani bu sporda olur, siyasette olur, başka mecralarda olur. Şu anda, son dönemde öyle bir kriz yaşıyoruz. Medya, gazeteci, gerçeklerin peşinde koşmaktan çok halka duymak istediklerini vermeye çalışıyor. Eğer biz bunu yaparsak izlenmeyiz, biz bunu yazarsak okunmayız şeklinde bir algı var, böyle bir düşünce var. Halbuki sen doğruyu vermek zorundasın. Bu eskiden böyleydi. Halkın istedikleri, toplumun talep ettikleri veya işte çeşitli kampların tarafında olup da onların almak istediklerini verirsen bu gazetecilik veya objektif habercilik olmuyor. Şimdi Türkiye'de ben 32. seneme girdim bu işte. TRT kökenli değilim. Fakat TRT kökenli insanlar tarafından televizyonculuk tarafım gelişti. O şekilde yetiştim. Hepimizin olduğu gibi aslında. Öztürk Pekin ve Doğan Yıldız çok değerli iki büyüğüm. Bizim eğitmenimizdi ve ikisi yıllarca TRT'de çalışmıştı. Ardından özel televizyonların kurulmasıyla birlikte bir araya geldik. Şimdi nereye geleceğim? Şansal Büyüka yine Namık Sevik ekolünden çok değerli, çok önemli bir gazeteciydi. O da benim ilk müdürümdü, bizi yetiştirdi. Şimdi bize öğretilen tarafsızlıktı. Bize öğretilen doğrunun peşinde, haberin peşinde koşmaktı. Bize öğretilen Türkçeyi düzgün kullanmaktı. Ve TRT ilk kurulduğu zaman 1970'li yılların başlarında TRT bir okul ve ekol haline dönüşmüştü. Ekol zaten Türkçesi okul demek biliyorsun. BBC'de TRT'de çalışanlar, görev yapanlar, işte spiker, muhabir veya yönetici TRT kadrosu BBC'ye gidip Londra'da eğitim alırdı. Gelirdi ve BBC haberciliğini baz alırdı. Bir haber nasıl olmalı? Nasıl yazılmalı? Bir yayın nasıl yapılmalı? Bir röportaj nasıl olmalı? Gibi.
Şimdi oradan gelen bir ekol, yani BBC ekolünden gelen bir TRT ve liyakat vardı. Son dönemde, yani bu 30-40 yıl boyunca devam etti. Çok değerli gazeteciler yetişti. İşte ne bileyim, Mehmet Ali Birantlar, Ali Kırcalar, Uğur Dündarlar veya senin aklına gelecek ekleyebileceğin isimler, işte Mithat Bereketler. Çok değerli gazeteciler, sporda da bunları ekleyebiliriz. Ve bizim tarafımız zaten. Aynen. Ve neticede şimdi son yıllarda ne yazık ki hem bu liyakat azaldı, hem de senin söylediğin gibi spordaki kamplaşma sonucunda, mesela işte muhabirler, gazeteciler, yazarlar, yorumcular, eski muhabirler, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bunların hepsi bir kampa hizmet etmeye başladılar. Bu kamp işte üç büyüklerden birisi olabilir. Ayrıca kulüpler de bu işin içinde ne yazık ki objektif habercilikten uzak durmasını sağladı medyanın. Neden bahsediyorum? Sen kulüp muhabirisin. Üç büyük kulüpten bir tanesinin muhabirisin. Ve bir haber yakaladın. Senin o haberi kulübü rahatsız edecek bir haber yakaladın veya yaptın. Senin o haberi yaptıktan sonra veya yayınladıktan sonra veya o röportajı yaptıktan sonra senin tesislere girmen, kulübe girmen, o kulübün içinde olman artık zorlaşıyor biliyorsun. Kulüpler de istemiyorlar. Kulüpler de sadece kendi lehlerinde, kendi yönlerinde haber yapılsın istiyorlar. Kulüpler de ne yazık ki objektif değil. Kulüp objektif değil, taraftar objektif değil. Medyanın objektif olması açıkçası bence çok popüler bir şey değil şu anda. Bu açıdan bakınca böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Bu iklimde aslında güzel bir fotoğraf çektiniz. Hani bu iklimde hakemler ve medya biraz daha yalnız kalıyor. Şimdi ben daha çok statlara, salonlara gidiyorum. Hem futbol hem basketbol. Şimdi medya da hedef halinde. Basın tribününe birçok futbol maçında birçok meslektaşımıza sözlü saldırı, hani onları tedirgin edici bir noktada olduğu birçok ortam olduğunu gördüm. Ben bizzat kendim de yaşadım. Birçok kez işte bu yönetici olur, taraftar olur, hani bunlar da oluyor. Çünkü burada aslında görevi gereği tarafsız kalmaya çalışan iki kurum var. Hakemlik kurumu ve medya. Ama tarafsızlık... Medyanın bir kısmı desek daha doğru olur talep, mu? Bir kısım medya. Kalmak zorunda olan diyelim. Evet. Talep gören nokta, yani hani bunun talep edilmesi önemli bir nokta. Peki bu açıdan bakınca Uğur Melek'e hakem saldırısı üzerinden aslında başlamıştık biraz. Örneğin Bein Sports'taki Trio programının hakem değerlendirmesi açısından üç farklı görüşle beraber, üç eski üst düzey hakemle beraber yapılıyor olmasının ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama hani bunun da merkezde olması gerektiğini düşünüyorum aslında. Siz nasıl katılırsınız ya da siz ne görüyorsunuz bu açıdan bakınca? Bilmeyenler için bir ön bilgi vereyim. Program arkadaşlarımızla ilgili. Bir tanesi ODTÜ mezunu. Bürokrat. Hakemliğin yanı sıra çok uzun yıllardır devlette üst kademelerde çalışan çok nitelikli, üniversiteden de çok iyi puanlar almış, dereceler yapmış, çok eğitimler görmüş, iş hayatında çok başarılı. Sonra hakemlik yapmış, FIFA hakemi olmuş. 70 tane de uluslararası maç yönetmiş. Literatürü Türkçe'ye çeviren. VAR protokolünü Türkçe'ye çeviren, evet. VAR protokolünü Türkçe'ye çeviren Bülent Yıldırım. Bir tanesi Kadıköy Dosyası mezunu. Aynı şekilde çok iyi eğitimli, iş hayatında çok başarılı. Tarık Ongun. Bir tanesi de... Bahattin Duran. Özür dilerim, Bahattin Duran. Onlar hep birlikte anıldık. Değil mi? İkisi iyi arkadaşımız. Tarık da çok değerli bir arkadaşımız. Anmadan. Tarık da çok değerli bir başka arkadaşımız. Deniz Çoban da bir başka değerli hakem. Hakemliği bırakma sebebi bir maçı kötü yönettiği için öz eleştiri yapıp vicdan, kendi yönetimiyle ilgili o şekilde kendisi hakemliği bırakmış. Onurlu bir şekilde son vermiş bir hakem. Şimdi futbolun hangi departmanında bu kadar çok okul var içinde, bu kadar çok eğitim var, bu kadar nitelikli insan var. Futbolun en nitelikli insanları aslında hakemler, futbol ailesinin. Ne sporcular bu kadar nitelikli, ne tek direktörler, ne medya mensuplarının bir kısmı. En nitelikler aslında hakemler. Onların hakem olmak için sahip olmaları gereken kriterler, geçmeleri gereken sınavlar, almaları gereken lisanslar diğer departmanlardan daha fazla. Ama en fazla hakarete uğrayan, en fazla nitelikli olduğu anlaşılamayan, niteliksiz olduğu zannedilen departman da orası. Bunun sebebi demek ki ölçme değerlendirme ile ilgili. Ölçüp değerlendiremiyor.
kamuoyu. Kamuoyunun ölçme değerlendirme yetisini kaybetmesi bu ülkede eğitimin, eğitimlinin, bilginin küçümsenmesiyle başladı. Artık eğitimli yüceltilmiyor, kurnaz yüceltiliyor. Artık kısa yoldan bir yere varmalısın. Çalışmak, didinmek, mücadele etmek, hak ederek bir yere gelmek artık makbul değil bu ülkede. Bu ülkede kısa yoldan bir yere geliyorsan makbul. Şimdi yeni neslin çok önemli bir kısmı sosyal medya influencer olmak istiyor. Kimse demiyor ki ben iyi bir randosisinde okuyayım, ondan sonra iyi bir üniversite okuyayım, ondan sonra da 4 sene ihtisas yapayım, sonra bir meslek sahibi olayım demiyor. O meslekler aşağılanıyor, dövülüyor, hor görülüyor. Onun yerine kısa yolcular yüceltiliyor. Çünkü orada da aslında objektiflik üzerinden bir panel yaptığımız için orada da objektiflik olsa liyakati öne çıkaracak şeyler öne çıkacak ama kestirmeyi daha çok seviyoruz orada ya da aynen öyle. Kısa demek yoldan ki şöyle tamamlayayım. İlk öğretim müfredatının artık çağa uygun hale getirilmesi lazım. İlk öğretimde bu çocuklara birlikte yaşama kültürünün aşılanması lazım artık. Yani matematik için biraz daha yavaş gidebilirler. Fizik için, kimya için ben çok seviyorum müsbet ilimleri ama biraz daha yavaş gidebilir. Onun yerine kaldırımda sağdan yürümek daha fazla zaman ayrılabilir buna. Trafik ışığı neden beklediklerinin anlatılması daha fazla. Kaldırımda 4-5 kişinin yan yana yürüyerek yolu kapatmasının nasıl ilkel bir davranış, vahşi bir davranış olduğu daha fazla zaman ayrılabilir. Eğitimli insanların yüceltilmesi gerektiği, eğitimli insanların yönetim kademesine gelmesi gerektiği anlatılır. Bu kısa yolculuğun, köşe dönmeciliğin aslında ideal yol olmadığı ifade edilebilir. Bence işe ilk öğretim müfredatının değiştirilmesiyle başlamak lazım. Empati de bunlardan birisi tabii kesinlikle. Ki yani orada eklenebilir. Özgür, şimdi Güntekin abi aslında biraz taleplerden bahsetti. Sen de hani yıllardır birlikteyiz. Şu anda sen TRT'desin. Hiç ayrılmış gibi hissetmiyorum şu anda. Birlikte olduğumuz bir ekip. Yine görünce zaten evler de yakın. Sen de şimdi TRT'de önemli bir program yapıyorsun. Ve burada aslında hem sosyal medyadan hem halktan geri dönüşler alıyorsun. Talebin önemi nedir? Sen burada nasıl durmaya çalışıyorsun? Ya da TRT olarak bakış açınız, hani objektif yayıncılığına dair bir duruş sergilemenin zorluğunu bana nasıl anlatırsın burada? Yani tabii ki bir kere o objektif tanımının içini de bir açmak, doldurmak, yapmak lazım. Ben çok derinlere girmek istemiyorum. Daha analizler yaptı zaten Gültekin abi de, Uğur abi de. Bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Sonuçta iş kısmına geldiğimiz zaman birazcık da arz talep dengesine de bakılması gerektiğini düşünüyorum. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bu arz, bu talebin ve arzın içerisinde belirli yerlerde farklılıklar da olacak. Aynı Güntekin abinin dediği gibi bu biraz daha fanatik kamplara hitap eden, birazcık daha belki kulüplerin tezlerini destekleyen meslektaşlarımız veya belki meslekten de olmayabilir yayıncılık yapan kişiler de olacak. Bundan artık geri dönüş olmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bir de bizim gibi daha belki kurumsal yerlerde çalışan, daha kurumsal bu işi yapan insanlar olacak. Bunu gene biz YouTube'da da kurumsal yapabiliriz, Twitter'da da kurumsal yapabiliriz veyahut da diğer arkadaşlarımızla benzeşebiliriz, benzeyebiliriz de. O yüzden ben oralarda bu farklılıkların olacağını düşünüyorum. Bizim ister istemez, bence sizin de aynı şekilde, daha önce NTV Spor'da, şimdi beIN Sports'ta, TRT Spor'da yaptığımız işler birbirine benzeyen işler. Yani burada altında aslında sorduğumuz soruların hepsinde yine bir kurumsallık gerekiyor. Yine 3 aşağı 5 yukarı tüm toplumu kapsayacak. Belki herkesi kapsayamayabiliriz, herkesin görüşünü yansıtamayabiliriz ama her şeyi kapsayacak, her kulübü kapsayacak noktalara dokunmamız gerekiyor. Bence seyirci de bunu bekliyor. Yani seyirci YouTube'da izlediği bir yayından başka bir şey bekliyor. Televizyonda izlediği yayından başka bir şey bekliyor. Burada seyirci objektivite bekliyor ama şu da var. Yani bu kamplardan da bir şeyler de bekliyor. Yani sadece ben hiçbir şey söylemeyeyim ya da hiçbir yorum yapmayayım ya da hiçbir noktaya değineyim değil. Hayır. Hem benim kulübümün de bir tezi, bu hakem konusuysa sen açtığın için söylüyorum. Hakem konusunda benim de kulübümün tezi de olmalı. Ha bunun rakip takımın tezi de olabilir. Ha eğer ben veya Güttekin abi veya Uğur Meleke veya İsmail Şenol daha objektif ortadan duran bir yorumu varsa bunu da dinleyebilir seyirci. Ama biz de sadece objektif olacağız diye bu tezlerden de uzak duramayız da artık.
O yüzden bu tezler de içimizde olması gerekiyor. Biz yapabiliyoruz, yapamıyoruz. Böyle bir iddiam da yok kesinlikle. Mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte ister istemez bir Fenerbahçeli, bir Galatasaray efsanesi, bir Beşiktaş efsanesi, bir Trabzonspor efsanesi genelde programlarda olmaya çalışıyor. İşte stadyum zaten böyle bir program. Arkasından teknik analiz yine Bein Sports'ta olduğu gibi Trio'ya benzer bir program belki. Ama tabii orada hakem konusunda şöyle bir konuya gelebiliriz. Trio veya teknik analiz. Şimdi TRT'nin şöyle bir farklılığı var. Tabii biz bir özet alıyoruz sizlerden. Bu 3 dakika veya 6 dakika olabilir. Bu yıl 3 dakika alıyoruz bu özeti. Bu özeti maksimum kullanmak bizim için, yani bütün hafta bu özeti kullanmamız gerekiyor. İster istemez bu özetin içerisinde de tartışmaları kulüpler veyahut da teknik direktörler veyahut da oyuncular hakem üzerine getirdiği zaman sizden de özet bize hakem konusu ağır basıyor. Mesela bir karşılaşma vardı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı. Bize gol pozisyonundan daha fazla hakem pozisyonu geldi. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. İşin doğası eleştiri buraya gelince, kulüplerden buraya gelince, taraftardan buraya gelince hakem pozisyonu fazla oluyor. İster istemez bizim de hakem belki yorumuna verdiğimiz süre de artıyor. Çünkü özetimiz kısa ama 20 dakikalık bir özet içerisinde veya 90 dakikası bizde olsa belki orada maç yorumunun aldığı süreyle hakem yorumunun aldığı süre farklı olabilir. Ama şu anda elimizdeki özetle hakem yorumu da ciddi bir süre alıyor. Mesela teknik analizde stadyum kadar bir süre alıyor. Ha belki Trio Bein FC kadar süre alabilir mi? Belki o mesela daha az süre alabilir, daha fazla süre alabilir. Çünkü ister istemez hakem tartışmaları oyunun gol pozisyonundan daha değerli bir hale geliyor. Bence kurumsal yayıncılık yapanlar için, bu bizim için de böyle, bu iyi bir şey değil. Çünkü ben daha fazla gol versem, ben daha fazla çalım versem, ben basketbolda daha iyi bir asist versem, daha iyi bir smaç versem aslında bunu daha fazla satabilirim. Sonuçta skorun daha fazla olduğu maçlarda daha fazla izleniyor. Ama iş dönüp dolaşıp hakem tartışmasına gelince kamuoyu cephesinden, kulüplerden de biz de ister istemez oranın bir parçası da biraz oluyoruz. Ha stadyum belki oranın çok fazla parçası olmuyor çünkü daha önce sizin çalıştığınız isimler de onlar. Önemli eski futbolcular, teknik direktörler. Hakemle ilgili çok profesyonaliteleri bu olmadığı için konuşmayı yeğlemiyorlar. Biz yine sahanın içini konuşmak istiyoruz ama diyelim ki 30 dakika sahanın içini konuştuk. Bir anda bir açıklama geliyor, ortasından bıçak gibi giriyor ve hakemle ilgili çok ciddi bir eleştiri oluyor. Programın seyri de değişiyor. Yani o yüzden ister istemez ben bütün bu ekosistemin bizi bir yerde tuttuğunu, bizim de bu talebe karşı bir arz geliştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu arzı geliştirirken sadece kurumsal yayıncılık yapanların belirli bir çerçevede kalıp kuralları uçları içinde çok sivritmeden yapması bence seyircinin beklediği şey budur. Ama o da bence çünkü belki seyirci başka bir şey bekliyor. Şimdi bu çok önemli bir konu. Aslında hep şöyle konuşuruz. Hani yayıncılık için de benzer şeyi söyleriz. Herkes anlattığı hikayeden mesuldür. Burada aslında yöneticilerin, kulüp yöneticilerinin büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Fakat kulüp yöneticilerinin düzenlerinin de yani 3 yıl ya da 4 yıl değil mi? Kulüplerin çoğunda başkanlık, yönetim kurulu seçimleri. 3 ya da 4 yıl kısa süreler içinde ve onlar burada kalabilmek için, orada kalmalarını meşru hale getirmek için belirli bir hikaye kurmak zorundalar. O kurguyu işte bütçe üzerinden ya da sadece futbol üzerinden konuşulduğu zaman ya da basketbol içinde benzer şeyler geçerli. Sadece bunlar üzerinden konuşulduğu zaman o zaman oklar biraz daha yöneticilere dönmüş olacak ve 3 yıllık süresi var. Bir kez daha seçilmek isteyen başkan, bir kez daha seçilmek isteyen yöneticinin hikayeyi başka bir yere taşımaya çalışmasını görüyorum ben çoğunlukla. Özgür'ün vurguladığı da o. Her ne kadar objektif bir şekilde sahanın içini konuşmaya çalışsan da, onu değerlendirmeye çalışsan da, hakem de sahanın içi ve onu da objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışsan da, bunun objektif bir şekilde değerlendirilmemesi, o anlatıyı buraya doğru çekiyor olmak, o zaman yöneticileri, işte hata yapan oyuncuyu, onu oynatan teknik direktörü, onu seçen yöneticiyi eleştirmek, değerlendirmek, bu hikayelerden biraz daha uzaklaştırıyor. Aslında hakem bu açıdan biraz daha kolay bir hedef görünüyor. Belki de Uğur Melek'i az önce ilkokulda olabilecek derslerden bahsettiniz. Biz ilerleyen dönemlerde, ortaokul, lise bu dönemlerde belki de biraz medya okur yazarlığını da işin içine dahil etmemiz gerekebilir. Çünkü herkesin bir ajandası var ve herkes hikayeyi farklı yerden tutmaya çalışıyor.
Bu noktada yine Özgür'ün vurguladığı gibi araya girebilir miyim? Kurumların duruşu çok kıymetli. Dünya Kupası'nda bile Van Hal değil mi? Yani bu kupa Messi'nin alınması için kurgulandı dedi. Ama son yıllara bakıldığı zaman en fazla izlenen Dünya Kupası oldu bir yandan da. Evet. Şimdi biz yayıncı olarak işin bu tarafında olmalıyız. Daha fazla izlettirmemiz gerekiyor. Daha iyi hikayeleri çıkarttırmamız lazım. İşte ama bu tartışmalar olacak, onu demek istiyorum. Hikayeyi kurgulayan... Bence yani Ronaldo Messi üzerinden bile Türkiye gibi bir ülkede insanlar birbirine giriyor. Kamplaştı, sosyal evet. Medyada. Aynen. Yani Ronaldo'su Messi'si. Bu eğitimle alakalı bir şey. NBA'de Konyalı Portlandlılar diye grup vardı yani biz NBA'yi anlatırken küçükken. Yani orada bile işte siz Trailblazers düşmanısınız falan diye eleştiri alıyorduk. Ama söylemek istediğim şey bu. Belki de onların yöneticilerin ajandası, antrenörlerin, oyuncuların, onların ajandalarının da bu olmasından dolayı ajandası olmayan, ajandası sadece bu hikayeyi anlatmak üzere olan kurumların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki de bunu yapmaya çalışıyoruz biraz daha. Sen bu açıdan bakınca ne anlatıyorsun? Yani bizim şimdi seninle Premier League programı yapıyoruz. Beam Premier League programında da çok net, sen de zaman zaman geliyorsun abi. Çok keyif alıyoruz, çok net konuşabiliyoruz, çok daha yani hakemlerin durumu zaten İngiltere'de bizden daha kötü hani genel olarak. Ama hani daha eğlenceli bir program olabiliyor. Genel kültür, başka işlerden de konuşabiliyoruz biraz dünya ile alakalı. Ama buradaki Özgür'ün de vurguladığı gibi ajandalar biraz bizi hikayeye yönlendirmeye zorluyor. Yani hikayeyi sahanın içine itmek bizim için daha zor oluyor. Ne dersin? Şimdi Uğur'un da altını çizdiği gibi bir kere birinci konu bence eğitim. İkinci konu liyakat, medyadaki liyakattan bahsediyorum. Kurumsal bir sorumluluk, toplumsal bir sorumluluk gerektiren bir iş bu. Ve hiçbir kurumsal sorumluluğa ait olmayan bireyler dijital medyada istedikleri gibi yayın yapıyorlar. Çünkü hiçbir sorumlulukları yok. Topluma karşı da sorumlulukları yok, bir kuruma karşı da sorumlulukları yok. Bir kere bu önemli bir konu ve çözülmesi çok zor bir problem haline geldi. Eğitim konusunda da şuradan geleceğim. Şimdi arz talep dedi Özgür. Evet, bir talep var ve bir arz var. Şimdi toplumun talep ettiği veya geniş kitlelerin talep ettiği şey bu onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. İngiltere'nin en çok satan gazetesi The Sun. Daha sonra ikinci çok satan gazetesi Mirror. Üçüncü çok satan gazetesi Daily Star gibi tabloid gazetelerden bahsediyorum. The Times, Independent, Guardian, bunlar daha ciddi habercilik yapan BBC. Gazeteler. Bunlar daha mı çok satıyor? Hayır. Fakat bunların yapmış olduğu gazetecilik aslında olması gereken gazetecilik. Belki bir tanesi biraz daha muhafazakar, bir tanesi biraz daha fazla sosyal demokrat duruş sergileyebilir. Farklı siyasi görüşler de olabilir. Yapan o ayrı bir konu. Ama üçüncü sayfada bir çıplak kadın fotoğrafı koyan tabloid gazete daha çok satıyor. Bu onun doğru yayıncılık yaptığını mı gösteriyor? Hayır. Ama onu talep eden bir kesim var. Onu talep eden bir kitle var. Eğitim seviyesi daha düşük. Fazla düşünmeyen, fazla kafa yormayan, işte bilgiye ve habere ulaşmaya çalışmayan bir kitle neticede. Şimdi bir de işin sosyo-kültürel tarafı var. Bu sporda da geçerli. Neye geleceğim? Mesela sen maç anlatıyorsun. Sen de maç anlatıyorsun. Biz de yıllarca anlattık. Maç anlatan bir sunucu ve yanında yorumcu var. İngiltere'den maç seyrediyoruz. Yorumcu maçın esnasında, çok büyük bir maç olabilir bu. Bu işte Manchester City, Arsenal maçı, Liverpool, Chelsea maçı olabilir. What a ridiculous decision diyor. Yani ne kadar komik bir karar diyor hakemin kararı için. This must be a penalty diyor. Ya da bu bir penaltı olmalı diyor. Ya da anında. Oyuncunun kararı için aynen, de öyle. Evet. Anında diyor bunu. Şu anda Türkiye'de bulunduğumuz noktada bunu diyebilir misin? Bizim yayıncılıkta diyebilir miyiz? Bence... Ne kadar komik bir karar verdi. Mesela üç büyüklerden birisinin aleyhine veya lehine bir penaltı veya bir işte karar verildi. Oh, this must be a red card diyor adam mesela, yorumcu. Hemen anında. Bu bir kırmızı kart olmalı diyor. Biz de diyebiliyor muyuz şu anda bunu? Diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Neden? Çünkü kamplar var. Fanatikleşmek artık herkesin gözünü kör etmiş. Bir de algı konusuna geleceğim ben. Mesela, algı çok güzel ama bu söylediğinle çünkü bağdaştırmak istiyorum. Tabloid çok satıyor, evet. Tabloid birçok yerde, dünyada her yerde da çok satar. Almanya'da yani, da en çok Bild satıyor mesela. Yani evet. bu tabloid satar ama tabloid kadar tabloid karşısında başka şekilde iş yapan o argümanlarla başka standartlarda iş yapan birçok kurum da var. Yani
işte televizyon yayıncılığı olarak söylersen Sky Sports, BBC, yani orası içinde söyleyebilirsin. Burada bence bu tip yayınların çoğalması, şimdi YouTube'da, sosyal medyada, işte bireysel yayın yapan, bunları tabloid olarak görebiliriz. Fakat bazı kurum dengelerini gözeterek, bazı değerlerin üzerinden giden Bein Sports gibi, TRT Spor gibi kurumların da daha artması gerektiğini düşünüyorum. Bu talep edilmiyor şeklinde yaklaşmak bunun en kolay çözümü. Çünkü objektif olduğumuz sürece bize söylenen ne? Kaç kere Raşit Bey'le, işte Bein Sports Genel Müdürü Raşit Elmari ile konuştuğumuzda objektif olduğunuz sürece inandığınız her şeyi söyleyebilirsiniz diyor. Yani bunun argümanları var, fact, işte kesin sayılar, bilgiler ortaya koyduğunuz sürece istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Herhangi bir baskı hissediyor musunuz konuşurken? Yani ben kendi açımdan hissetmiyorum. Çünkü ben her zaman doğru olduğuna inandığım, doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri söylüyorum. Bu yüzden kurum standartlarının, kurum değerlerinin çok öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Aynen objektif öyle. Yayıncılıkta. Bu çok önemli. Kurumsal sorumluluk ve kurumsal kimlik çok önemli. Ama bu muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi, devam ettirilmesi gereken bir durum. Ne yazık ki. İşte bu, hani bu talep edilmiyor diye işin içinden çıkma en kolayı. Bundan 20 sene öncesine kadar, 20-25 sene öncesinde her kanalda, Show TV'de, ATV'de, işte Kanal D'de, Star'da, TRT'de falan her kanalın spor servisleri vardı. Her gazetenin geniş spor servisleri vardı. Biz bir maça, Avrupa'da bir maça giderken, Şampiyonlar Ligi maçına 50 kişi giderdik medya mensubu olarak. Her gazeteden 2-3 tane yazar, kameraman, her televizyondan, muhabir. Düşün, şu anda hangi noktadayız? Yani biraz medya da çöktü. Medyanın o temeli demek ki sağlam değilmiş ki, çöktü artık. Yani bence medya yeniden yapılanmalı bir şekilde. Ama bu yapılanmayı kim yapacak? Birisi çıkacak, yol mu gösterecek? Birisi çıkacak, her şeyi sildim, yeniden başlayalım mı diyecek? Öyle bir şey söz konusu değil. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi biz gazeteciyiz, televizyoncuyuz. Algı nasıl yapılır? Size çok basit bir örnek vereceğim. Falanca takım 7 tane maç oynamış. Son 7 maç. Bunlardan 6 beraberlik, 1 galibiyet almış. Ben istersem diyebilirim ki, televizyonda çıkıp da algı yaratmak istiyorsam, falanca takım oynadığı son 7 maçın hiçbirini kaybetmedi. 7 maçtır yenilmiyor. Güzel bir şey değil mi bu? Hı. Algı yaratmak için. Güzel. Uğur da çıkar der ki, aynı takım için başka bir kanalda, ya 7 maçta sadece bir kere kazandılar. İşte bu biraz işin algının da ne kadar önemli olduğunu gösteren ve algı yapmanın da aslında zor olmadığını gösteren bir örnektir. Bu, maalesef bunda da çok karşılaşıyoruz. Harika. Uğur Melike'ye pası öyle atacağım. Burada confirmation bias denilen, aslında bunun direkt olarak bir Türkçe'ye birebir çevirisi olmayan, fakat hani göstermek istediğin, sahip olduğun fikri anlatmak için kullandığın argümanları gösterip bazılarını saklamak diye tanımlayabileceğimiz bir durum var. Örneğin, çok yapılan bir şeydir o. Çok yapılan. Yani buradaki medya okuryazarlığının gelişmesi için söylüyorum. Objektif yayıncılık neden önemli? Bu sezonun başında, daha Altay Bayındır Fenerbahçe'nin kalesindeydi. Ben de İngilizce maç anlatıyorum. Uluslararası yayınları yapıyorum. İşte Opta ekibi sağ olsun, sevgili Barış Gerçeker ve tüm Opta ekibi bize çok yardımcı oluyor maçlarda. Ya bir anlatı var sürekli sosyal medyada. Ya Altay Bayındır işte kalesine gelen golleri, ilk topları hep yiyor. İlk golleri yiyor, her topu yiyor Altay Bayındır şeklinde. Ciddi bir konuşma var sosyal medyada. Bunun üzerinden Altay işte tribünlerde yuhalanıyor, şöyle oluyor. Ya ben de sordum, ben bile bunun doğru olabileceğini düşündüm ve Barış'a dedim ki, ya Barış, kalesine ilk gelen topları gol yeme oranı nasıl son iki sezonda, bakar mısın diye. Sevgili Barış Gerçeker bana liste çıkardı. Bu arada o liste hala duruyor, o yazışma hala duruyor. Altay bu açıdan işte 48'de 11'di mesela. Bütün kaleciler içinde sondan ikinci. Yani en iyilerden işte biri. Yüzde, en iyilerden birisi. Yani %22. Hani 4 maçta bir bile aksine değil. 5 maçta bir belki oluyor ilk top. Mesela %40'ın üzerinde olan 4-5 kaleci var. Kalesine gelen ilk topu yiyen 4-5 kaleci var. İsim vermeyeceğim farklı kulüplerde.
Fakat Altay aslında bu alanda en iyilerden birisi. Fakat öyle bir sosyal medya ve bunun üzerine böyle bir konuşma var ki hani sanki Altay, çünkü şöyle bakıyorsun, evet Altay bu maçta kalesine gelen ilk topu yedi. Kaleyi tutan ilk şutta gol yedi. Buradan bakınca bunun üzerinden gitmek senin söylemek istediğini söyletir. Ama biraz daha genişten bakınca genelde durum nasıl, Altay'ın yüzdesine, kalenin yüzdesine işte nasıl gidiyor dendiğinde biraz daha aslında başka bir tablo ortaya çıkıyor. Aslında confirmation bias dedikleri evet, tam olarak bu. Ve bunu yönetimler kullanıyor, taraftar grupları kullanıyor, oyuncular için kullanıyor ve bunun sonunda da çok kıymetli oyuncular hiçbir sahada yollanabiliyor. Hiçbir şeyi sorgulamayan, hiçbir şeyi araştırmayan, gördüğü her şeye, duyduğu her şeye inanan veya inanmak isteyen kitle daha fazla kullanıyor. Bu yüzden denetlemenin, kurumsal denetlemenin önemli olduğunu evet, düşünüyorum. Kurumsal olarak hocam, denetlenmiş olsa kimse de bu yorumu bu şekilde yapamayabilir. Bu işin iki boyutu var. Bir bilgi boyutu, iki hukuki boyutu. Bilim boyutundan başlayayım. Bugün yeryüzündeki bütün kitaplar, bütün gazeteler, bütün dergiler, bütün internet altyapısı yok olsa, çok büyük bir doğal afetle karşılaşsak, bütün bilgi yok olsa bugün yeryüzündeki, hiçbir bilgi kalmasa, hiçbir yazılı eser, hiçbir sözlü eser kalmasa, her şey yeniden yazılsa, sadece aynen yeniden yazılabilecek eserler matematik eserleridir, fizik eserleridir çünkü kanıtlanabilir. Bilimsel yani. Bilimsel, pozitif ilime dair eserlerdir. Onun dışındaki hiçbir şeyi aynen yeniden yazamazsın. Dolayısıyla bilim, matematik, fizik, kimya hepimize lazım. Önce bunun hak ettiği yere, toplumda hak ettiği yere, insanlık tarihinde hak ettiği yere ulaşması lazım. Çünkü matematik kanıtlanabilir bir şey. Bugün matematiği yok yet, hiçbir eser kalmasın. Tekrar sıfırdan yeniden yazılır. Birebir tekrar matematik ilimi olur. Ama diğer sosyal ilimlerle ilgili, diğer iddialarla ilgili, diğer manipülatif kaynaklarla ilgili bilmiyorum. Onlar tekrar aynen yazılabilir. İşin bilim boyutu bu. Bir defa bilim hak ettiği yerde değil. Bu ulusta, bu ülkede hiç değil. Dünyada da genel olarak irtifa kaybediyor. Maalesef. İkinci konuya gelince, sizin bahsettiğiniz algının manipüle edilmesi, dezenformasyon, denetlenmemiş bilgi, konfirme edilmemiş bilginin yayılması. Ona gelince o da işin hukuki boyutu bana sorarsa. Yani bununla ilgili bir defa bilişim yasası yetersiz. Bakın Amerika yaklaşık 300 milyon nüfusu, çok büyük coğrafyaya yayılmış, çok büyük bir ülke. Ayrıca 72 milletten insan var. Çok fazla da göç alıyor. Ama ilk gün, Amerika'daki ilk gününde sokağa çıkıyorsun, trafiğe çıkıyorsun, kurallara uyuyorsun değil mi? Kırmızı ışıkta duruyorsun. Arabanın yangın musluğunun önüne park etmiyorsun, otoparka bırakıyorsun. Çünkü niye? Biliyorsun ki çok büyük cezalar var. Arabanın yangın musluğunun önüne park edersen $260 cezası. $260 cezayı ödersin, oradan ayrılsan bile İstanbul'a adresine gelir o ceza. Bir daha Amerika'ya girersen kapıda seni soruşturmaya alırlar. Bunu biliyorsun. Amerika bu kadar çok göç almasına, 72 milletten insan olmasına, bu kadar kozmopolit bir yapı olmasına rağmen kanunlar sayesinde, yasaların caydırıcılığı sayesinde ayakta duruyor. Sen burada bir bilgiyi manipüle ediyorsun veya bana hakaret ediyorsun veya sosyal linç uyguluyorsun. Bununla ilgilen gibi yaptırım yok. Yaptırım, yasa beni korumuyor. Suçu ve suçluyu aksine kahramanlaştırıyor. Adam gidiyor Ali Otmaner'e yumruk atıyor. Değil mi? Taraftar grubu onu destekliyor. Bir kısmı diyelim en azından. Bir kısmı onu onaylıyor. Bir başkası hakeme sırtından yumruk attı, karakoldan çıktı, alkışlarla karşılandı. Suçun ve suçlunun maalesef övüldüğü, suçun suçlunun yanına kaldığı kötü bir dönem yaşıyoruz. Bunun için hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var. Yasaya ihtiyacımız var. Can güvenliğine, sokakların güvenli olması da ihtiyacımız var. Sokaklar aynı zamanda bilişim sokakları bu bahsettiğin. Bilişim sokakları güvenli değil. Bilgi manipüle ediliyor ve bunu denetleyen bir kurum yok. Bahsettiğin denetim mekanizmasına ihtiyacı var şüphesiz ki. Evet. Peki Özgür, bu sadece analizler üzerinden değil aslında muhabirlik, sen de muhabirlik yaptın, istihbarat şefliği yaptın, müdürlük yaptın. Yani burada da aslında objektiflikten çok uzak olduğumuzu görüyoruz. Yani burada da biraz işte tabii ki istihbarat kaynağına göre farklı haber alma durumları var ama hani her istihbarat bilgi değildir, her bilgi haber değildir kuralıyla biz büyüdük ve yani bugün bu açıdan bakınca objektif yayıncılığı nerede görüyorsun sen
eski yani bir muhabir olarak. Bu çok zor bir şey. Bunu ben çok acı tecrübelerle tatmış biri olarak. Hepimizin Güntekin manipüle ediliyor oldu. Evet, Güntekin abinin söylediğine bir ek yaparak buraya katkı sağlayabilirim. O da şu, yorum yapmak, işte algı, sporda, spor yorumculuğunda. Ben buna bir eğlence işi olarak bakıyorum, bu işe. Spor yayın, o yüzden hani eğitimli, eğitimsiz olabilir. Buraya bakmadan ben bir eğlence işi olarak bakıyorum buna. Burada spor yorumculuğu yapan kişinin söylediği her şeyin aslında doğru da olabilir, yanlış da olabilir izleyen kişiye göre. Yani veren kişiyle alan kişi, bir receiver, bir işte ona gönderen kişi onu. Alıcı farklı görebilir bunu. Geçmiş bagajlar yüzünden de olabilir. Özgür'e bir takım atfedilebilir, sana bir takım atfedilebilir, sizin geçmiş yorumlarınıza bir şey atfedilebilir. Bir geçmişten bir parçayla bugünkü bir parçayı birleştirir ve der ki bu yorum yanlı, 7 maçla ilgili böyle söylüyor, bu haber doğru değil, bu soru yanlı soruldu. Bunu diyecek insanlar olacak. Bu da bu izlencenin, bu eğlencenin bence bir parçası aslında. Yani bundan dolayı evet biz linç ediliyoruz. Belki kurumsal yayıncılık yapanlar bu linçten daha fazla zarar görüyorlar. Çünkü sosyal medyada yapıldığı zaman Güntekin Olay'ın söylediği gibi yani burada zarar, ziyan, hukuksal bir şey yok. Biz belki biraz daha bunu kafamıza takıyoruz, kariyerimize etkisi var mı diye düşünüyoruz. Ama bu izlencenin bu bir parçası, tamamen bir şeyden bağımsız olamıyor. Çünkü bir teknik direktör de aynı şeyi yapıyor, bir futbolcu da aynı şeyi yapıyor. Kariyerinin en önemli noktası dediğiniz bir şeyi o çok küçümseyebiliyor. Kariyerinin en önemsiz yeri dediğiniz yeri o çok büyütebiliyor. O yüzden bu işte bu subjektivite bence zaten var. Yani herkesin baktığı yerden bambaşka görünüyor bu iş. Zaten işin güzelliği de burada bence. Ha içinde tabii ki kesinlikle doğru olan şeyler var. Sen Altay Bayındır'la ilgili bir istatistik verdin, harika. Ama sadece salt maçı izleyen, bütün maçları izlememiş olsun, 10 tane maçı izleyen bir Fenerbahçe taraftarı da Altan Bayındır'ı beğenmeyebilir. X'i, Y'yi beğenebilir. Başka birini beğenmeyebilir. Bunlar sübjektif biraz tabii. Evet yani ama beğenip beğenmemek başka bir şey. İlk yani topta gol sen yine bu istatistiği, bu kanıtlanabilir bir şey olduğu için söylüyorum. Sen bu istatistiği verdiğin zaman şöyle söyleyeyim. Sen bu istatistiği ver ama bir teknik direktör veya bir kaleci antrenörü de Altay Bayındır'ı beğenmediğini de söyleyebiliyor. Yani bu bir tartışma. Ama beğenmek zaten başka bir şey. Başarılı bu bulmadığını da söyleyebilirim. Bu argümanı kullanarak beğenmediğini, yani tabii, ilk golleri yediği için, kullanıyor. İlk şutlarda gol yediği için beğenmediğini evet. Söylemek başka bir başka şey. Onu o da başka bir argüman aslında. Kullanıyor. O da karşı karşıyalarda başarılı değil diyor. İşte çıkarken kötü diyor. Belki onlar da başka bir, yani başka bir antrenörün gözünde belki onlar da doğru değil. O yüzden evet içinde tabii ki veri kullanımı var. Bunu da kullanıyoruz, kullanmalıyız da. Hele hele bizim gibi masanın bu tarafında oturan bazı şeylere daha az yorum yapıp hep böyle fake, gerçek bilgi koymaya çalışan insanlar için bilgi zaten çok önemli. Ama dediğim gibi biz o bilgiyi verdiğimizde dahi birileri çıkıp bununla ilgili hayır bu bilgi bu açıdan bana yaramıyor deyip almayabiliyor. O yüzden bir kere bunu bu tarafa koyuyorum. Muhabirlik açısından da spor yayıncılığında, spor haberciliğinde süremiz azaldı, uzatmak da istemiyorum. Tabii ki bazı biraz kağıtlar, geç başladık rahatlıkla. Bazı kağıtsal veriler, bazı muhasebesel veriler bunlar kanıtlanabilir şeyler. Ama onun dışında çok fazla word of mouth yani ağzın ağzı yayılan bir iş bu. Bir oyuncu antrenörle ilgili bir şey söyledi. Bunu geldi bana söyledim ki ben bir muhabirim. Aa bu bir haber benim için. Vay demek ki antrenörüyle bir problemim var, bir tartışması var. Ama asla kendisi çıkıp bunu bir gün söylemediği sürece bu haber doğru değil. Bu haber bir duyum, bir kulis bilgisi, bir dedikodu olarak kalır. Spor yayıncılığının böyle bir tarafı var. Yani bu aslında saha içerisinde birinin biriyle anlaşmadığını görüp aa bunun perde arkası buydu diyebilirsiniz. Bunu da yayında da söyleyebilirsiniz ama yarın sarmaş dolaş da olabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten işin doğası seni aa sen bu konuda taraflı davrandın, birini tuttuğuna bile getirebilir. Sen ne kadar fazla objektif olduğunu düşünsen de. O yüzden ben şunu önemsiyorum. Yılların içerisinde seyircinin gözündeki birikim. Yani seyircinin gözünde 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca, 10 yıl boyunca, 5 yıl boyunca yaptığın şeyler bir birikim ortaya koyuyor. Bu birikimi ister YouTube'da, ister TRT'de, ister Bein Sports'ta kullanırsın. Seyirci de buradan bir şey alıyor ve diyor ki evet diyor Özgür, İsmail, Güntekin Onay, Uğur Meyke bu konuda objektiftir. Söylediğinin izlenmesine, dinlenmesine değer vardır diye bir karşılığı oluyor. Burada birazcık bizim gibi yayıncılık yapanların uzun vadeyi düşünmesi lazım. Kısa vadede zarar görebiliriz ama uzun vadede ben zarar görmeyeceğimizi düşünüyorum.
Özellikle geçmiş yıllarla ilgili Güntekin abi çok daha iyi bildiği için örnek verdi. Ben de o yılları izleyici olarak hatırlıyorum. Aslında o yıllarda da bu kamplaşma vardı. Yani 90'larda da vardı. Fenerbahçe'de... Sadece sosyal medya olmadığı için evet, daha az fikir duyuyorduk diyorsun. Kesinlikle öyle. Sosyal medya geldiğinde o oraya geçmiş oldu. Orada yayıncılık haline geliyor. Birazcık 24 saat yayın yapan, 18 saatini canlı yayın yapan ve yayın haklarının buraya gelmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi yayıncısı, ligin yayıncısı, bizim gibi milli takım yayıncısı, TFF birincilik yayıncısı, yayıncı kuruluş formatına geldikten sonra uzun saatler boyu tematik yayın yapan kanallar buradan ayrışarak aslında daha kurumsal bir yapı getirdiler. Ama diğer yapı zaten vardı, futbolumuzun içerisinde olan bir şey. Bulduğu kanaldan devam ediyor. Orayı da eleştirmiyorum. Yarın öbür gün orada da olabiliriz, orada da yayın yapabiliriz. Ama yine bugünkü şartlarda yapabilirsek eğer bence çok bir şey yayıncılar açısından değişmez. Süre doldu sanıyorum. Evet, objektif yayıncılıkla ilgili spor dışında bir örnek vereceğim. Çok sıcak bir örnek. 7 Ekim'de ne yazık ki biliyorsunuz Filistin, Hamas'la İsrail ordusu arasında başlayan bir savaş var. Ve savaşın ilk sıcak günlerinde, ilk 10 gün, 15 gün saatlerce televizyon başında kaldık. Ne oluyor, bitiyor. Ve ben genellikle 143. kanal, CNN International, 144. kanalda, bir sonraki kanalda El Cezire. O da uluslararası yayın yapan. Aslında merkezi Londra'da olan ve batılı yorumcuların, batılı gazetecilerin, batılı uzmanların ekrana çıktığı, batılı sunucuların yayın yaptığı bir kanal. Katar bazlı El Cezire, öbürkü işte hepimizin bildiği CNN International. Orada da batılı, İngiliz, Amerikalı gazeteciler, uzmanlar yorum yapıyor, siyasetçiler yorum yapıyor. İkisi de aynı, ikisi de İngilizce yayın yapıyor, ikisi de bölgeden görüntüler veriyor, ikisinde de uzmanlar çıkıyor, ikisinin de uzmanları batılı. Bir tarafa bakıyorsun, bir taraf tamamen CNN International, İsrail yanlısı yayın yapıyor. Tamamen. Başka bir şey anlatıyor, başka bir hikaye anlatıyor. Öbür tarafa geçiyorum 5 dakika sonra El Cezire'ye. Orası da birazcık daha merkezde kalmaya çalışarak onlar da Filistin yanlısı yayın yapıyor. İşte objektif yayın. Aynı insanlar hemen hemen. Aynı dünyadan gelen insanlar. Fakat yaptıkları yayıncılık bu. Objektif yayıncılık derken bunun da altını özellikle çizmek istedim. Uluslararası standartların da aslında ya bu da var yani, farklılık sadece gösterebileceği. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Bütün dünyada var. Doğru. Sen ne görmek istiyorsan, ne duymak istiyorsan veya onlar sana hangi hikayeyi anlatmak istiyorsa o şekilde ilerliyor. Bu maalesef. Konuda Batı kaynakları hakikaten son dönemde iyi bir sınav vermediler. Yani bu Gazze yapılan saldırı sadece çok sıcak ve somut bir örnek bu. Yedisinde değil, yedisinden sonra gelişen olaylarda da Batı medyası çok kötü bir sınav verdi ve inandırıcılığını çok yitirdi bence. Burada belki de Uğur Melek'e son olarak hani standartları korumak, standartlar üzerinden hani sonuçta fikir üretme işi, biz fikir işçisiyiz hepimiz ve fikir üretme işini belirli standartlar dahilinde yapmak herhalde bir kurum ve kişi bütünlüğü sağlayabilmek açısından en önemli nokta. Eğer varsa buradan bizleri takip eden, izleyen, kayıt düşme adına ben son sözüm olarak şunu söyleyebilirim. Fanatizm kötü bir şey. Lütfen evlatlarınızı herhangi bir şeyin fanatiği olarak yetiştirmemeye çalışın. Objektif yetiştirmeye çalışın. Ufak yaşlarda bir enstrüman çalmaya, bir spor yapmaya, yeteneği hangi yönde müsaitse, hangi branşa ilgisi varsa ona yönlendirmeye çalışın. Çünkü çocuklar kendini herhangi bir alanda tanımlayamayınca, bir enstrüman çalarak tanımlayamayınca, bir sporu fena olmayan şekilde yaparak tanımlayamayınca, yazarak tanımlayamayınca, metin yazamayınca, şiir yazamayınca, yani bir birey olarak bir şey ifade etmeyince kamplaşmaya yöneliyor, kalabalıklara karışıyor. Kendisi bir şey kazanmayınca, galip gelemeyince hayatta bir siyasi partinin galibiyetine mutlu olmaya başlıyor. Veya bir futbol takımının galibiyetine ömrünü adamaya başlıyor. Halbuki orada başka insanlar oynuyor, başka insanlar kazanıyor, başkaları para kazanıyor. Sen futbol takımının galibiyetine hayatını adıyorsun. Neden? Neden fanatiksin bunun? Neden bir şarkıcının fanatiksin? Neden bir spor kulübünün fanatiksin? Neden bir siyasi partinin? Neden bir siyasi görüşün fanatiksin? Bunu sorgula. Fanatiksin çünkü birey olarak aslında çoğunlukla çok üzgünün bir şey ifade etmiyorsun. O yüzden çocuklarınızı mümkün olduğunca birey olarak bir şey ifade edecek şekilde yetiştirmeye çalışın. Bir müzik aletine, bir spor dalına, yazmaya, okumaya, öğrenmeye okumak, yönlendirin en önemlisi ki okumak. Fanatik olmasınlar. Hiçbir şeyin fanatizmi iyi değil kardeşim.
Senin inandığın şey de olabilir. Senin inandığın şeyin de fanatiği olmasın çocuğun. Sorgulasın, sorgulamayı öğretsin. Şüphe duysun. Bilimin temelinde şüphecilik vardır. Şüphe duymayan çocuk yetiştirmeyin lütfen. Sorgulamayan çocuk yetiştirmeyin. Hiçbir şeyin fanatiği olan, sen sonuna kadar inansan da çocuğun sorgulasın. Sorgulamaya teşvik edin. Fanatizm çok kötü bir şey. Sorgulayın, bu çok önemli. Aslında yine dönüp dolaşıp medya okur yazarlığına da geliyoruz. Ajandaları sorgulamak, fikirlerin altındaki temeli sorgulamak da belki de en önemli noktalardan birisi. Özgür Buzbaş, Uğur Meleke, Güntekin Onay, çok teşekkürler. Keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Brandon Sports Summit'te paneller devam ediyor. Bir fotoğrafla üzerine sevgili İsmail ekibinizle birlikte.